İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinin ardından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinde kaldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinin ardından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinde kaldı. Yeni kabinede Gaziantep'ten bakanın olması kentte büyük sevince neden oldu. Gaziantep'li Vatandaşlar Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede Gaziantep'li bir bakana yer vermesinden dolayı kendisine teşekkür etti. Tam yerinde oldu yani, o adamın görevi, aynı görevine devam etmesi yerinde bir şey oldu. Hem de bizim Antep'imiz için mutlu bir şey. Bugün her yiğide şey olmaz, aynı memleketinin hizmeti için geri seçilmek en önemli bakan. Önemli bir şey, evet, evet. Evet, bakan Antep için hayırlı olsun. Yani Antep'e yakışanı yapsın yani. İstediğimiz bu yani. Gaziantep'imizin gururu olarak mecliste bakanın olması, bizi temsil etmesi tabii ki güzel bir şey. Tabii ki Sayın Reisimiz, Başkanımız en iyisini bilir. En iyisinde yaptığına inanıyoruz. Vallahi bence bu yeni sistem, bence benim görüşüm daha iyidir yani. Eski sisteme göre bu sistem daha iyi olacaktır. Ona inanıyorum yani. Vallahi çok güzel bir sistem oldu. Gaziantep'ten çıkan bakanımıza tebrik ederim. Bir Gaziantep'li olarak. Abdülhamit Gül Beyefendi. Ayrıca kendisi de bizim hemşerimiz olur, Lizipli. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Hak, hukuk, adalet her zaman yerini bulsun isteriz. İnşallah da bulur. Yeni kabinenin eskiye göre çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah da düşündüğümüz gibi olur. Rabbim kendileri de muhtaç etmesin, kimseye mahcup etmesin. Biz vatandaşları da mahcup etmesin. Yani tabii ki de ilk duyduğumuzda memnun olduk. Sonuçta bizi temsil edecek, Gaziantep'imizi. Ama genel olarak bakanların, Milli Eğitim Bakanı'nın işten anlayan, sonra Sağlık Bakanı'nın doktor olması, açıkçası bunlar daha çok memnun etti beni. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur. İyi şeyler yapacağına şüphemiz yok. Hayırlı olsun. Gerçekten duruşuyla, kendinin olgunluğuyla yakışır bir göreve layık olduğunu inşallah Rabbim pişman eylemez. Fakat daha ilerilerde, daha büyük Antepli olaraktan, Antepli olaraktan halkın birebir devamlı yanında olmalarını isterim. Şu anda ben bir gönüllü vatandaş olaraktan çok başarılar diliyorum. Benim görmüş olduğumu Cumhurbaşkanımız da görmüştür. Bana daha önceden, ben hep bunu söyledim. Alt takıma dikkat edin. Alt takıma dikkat edin. Niye? Çünkü bazen şişkinler vardı. Onların zarar vereceklerini biliyordum. Ama dinlemediler ve hamdolsun ki yine Cumhurbaşkanımız onları gördü ve anladı. Bu da konudan dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok büyük görüşlü bir insan. Bazen ben de yanılıyorum. Bazen ben de hırsıma kapanabiliyorum. Ama kapanmadığını gördüm. Yani hiçbir anlamda, hiçbir konuda hırsa ve nefsine aldanmadığını gördüm. Ben aldandım, yanıldım. Yanılmadım da, keşke olmasa dedim. He, yanılmadım yoksa. Bunları dinledim, dinleyen olmadı. Bir takım şeyler söylenecek, çok şeyler vardı. Vatan milletimiz için, geleceğimiz için. İnşallah bu dönem benim görüşüm, bir gönülden milliyetçi olaraktan, vatan milletçi olaraktan, siyasi değil. Bu dönem çok büyük projelere, çok büyük yatırımlara imza atılacağını düşünüyorum. Türkiye'nin önemli müze kentlerinden biri olan Gaziantep, yeni açılacak Fıstık Müzesi ile bir yeni müzeye daha kavuşmuş olacak.
Türkiye'nin önemli müze kentlerinden biri olan Gaziantep, yeni açılacak Fıstık Müzesi ile bir müzeye daha kavuşmuş olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin coğrafi işaretlerinden biri olan fıstığın hikayesini anlatan Fıstık Müzesi'ni önümüzdeki günlerde tamamlayarak hizmete açacak. Fıstığın nasıl yetiştiğini aşama aşama gösteren dünyanın ilk ve tek fıstık müzesini açacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, fıstığın ana vatanı Gaziantep'te önemli bir çalışmayı daha hayata geçirecek. Dış tasarımı fıstığa benzeyen müze, insanlık tarihi kadar eski olan fıstığın üretimden tüketime kadar geçen sürecini anlatacak. Modern müzecilik teknolojileri ve sunum teknikleriyle farkındalık oluşturacak olan Fıstık Müzesi, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Fıstık memleketindeyiz, lezzetin başkentindeyiz. Lezzetin başkentinin ana damarı biz yapan fıstık. Çünkü fıstıkla ilgili neden bu bölgede bu kadar güçlü, neden bu kadar lezzetin ana damarı diye bakınca aslında bunun bir geçmişi var. İnsanlık tarihi kadar bir eski geçmişi var. Müzeye girdiğiniz zaman aslında bu işin önemli kısmının toprak, güneş, toprağın içerisindeki kalite, hava oranı, su oranı, organik oranı ve beraberindeki bu coğrafya, bu coğrafyanın getirdiği nem oranı, bunların hepsiyle birlikte fıstığın emeği, fıstığın nasıl büyük bir mücadeleyle, uzun yıllar emek sonucu nasıl fıstığa dönüştüğünü gösteren büyük bir hikayesi var. İnsanlık tarihi kadar eski bir hikaye. Aslında dün Cumhurbaşkanımız yine benim çok kullandığım İbn Haldun'un bir sözü var. Coğrafya kaderdir dedi. O da Cumhurbaşkanlığındaki açılışta bunu söyledi. Hakikaten bu coğrafya kader ve bu coğrafyada elbette çok büyük risklerimiz var ama çok büyük nimetlerimiz de var. Buranın getirdiği bu nimetleri daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımamız gerekiyor. O yüzden fıstık bizim en önemli ürünümüz, lezzetimiz, ekonomimiz. Baktığınız zaman bölgenin hakikaten parlayan bir yıldızı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan fıstıkla ilgili Tarım Daire Başkanlığımızda aşılamasından tutun, erkek ağaç aşılamasından, altın gübre, yani fıstıkta bir var yılı vardır, bir yok yılı. Var yılı yok yılı olmasın, rekabet sürekli yükselsin diye orada kullanılan gübreyi dahi çalışarak hem gübresinden hem aşılamasından hem bir fıstık ağacının zararlı hayvanlarla mücadelesine kadar her noktasında hem ağacın yanında, hem çiftçinin yanında, hem üreticinin yanında, hem tüketicinin yanında, hem fıstığa dayalı sanayicinin yanında, yani fıstık ekonomisinin yanında güçlü bir şekilde yer alıyoruz. Tabii yaşamın her noktasında var. Tarladan toplanmasından, evin içerisinde, özellikle hanımların ekonomisi açısından, biz de çocukken ben çok iyi hatırlıyorum, annemle birlikte yazın fıstık kırardık. Fıstıkçılar getirirdi, çıtlatırdık. Aynen bu gördüğünüz çıtlatma işini ben yapmış birisiyim çocukluğumda. Parça başı bize getirirlerdi. Biz o kırdığımız yerden ücret alırdık. Benim okumamda, dershaneye gitmemde, evin ekonomisinde rahmetli annemin fıstıkla ilgili yaptığı çalışmalar bizim evimizi bereketi olmuştu. Hem lezzet hem bereketi olmuştu. Bunu bu kültürü yaşattı. Tabii. Ben onu kendim yaşadığım için. Şu an hala devam ediyor. Çünkü hanımlar dokunduğu zaman orada ne kadar makineleşirse makineleşsin, o hanımların yaptığı o küçük dokunuşlarla birlikte farklı bir lezzete dönüşüyor. Evin ekonomisine dokunuyor. Bunu gösteren nasıl kırılıyor? İşte bakırın içerisinde kılık ve kıyafetiyle yüzündeki görselliğindeki samimiyeti, ihlası, Anadolu insanının, Antep hanımının güzelliğini, faziletini gösteren bir güzellik var. Beraberinde babamızın, evin reisinin buradaki duruşunu gösteren, nasıl evi ekonomiye dönüştüren bir lezzete dönüşüyor. Satılıyla, hamam tasıyla, çiftlikli sahaniyle burada aslında bir kültür de yaşatılıyor. Bir hikayesi var bunun. Bunların hepsini gösteriyoruz. Bakın ağacın güzelliği, hanımların aksesuarı, üzerindeki kıyafetleri. Bir çift altın bilezikle fıstığınla birlikte onu nasıl bileziğe dönüştüğünü gösteren, aksesuara dönüştüğünü gösteren büyük bir güzellik var. Yerellik, özgünlük, bu bizi büyük bir farkındalık oluşturuyor ve hikayemiz burada başlıyor. Bu hikayeyi bütün dünyaya anlatmak istiyoruz.
Gaziantep otobanında minibüsün patlayan tekerini değiştirmek isteyen bir kişi iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep-Osmaniye otobanında Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyir eden UP idaresindeki 63S0086 plakalı minibüs sağ ön tekerinin patlaması üzerine yolda durdu. Aracı emniyet şeridinde park eden sürücü UP aracın tekerini değiştirmek için yolcu İbrahim Yakışık'la birlikte araçtan indi. Aynı istikamette seyir halinde bulunan AB idaresindeki 27PF666 plakalı araç emniyet şeridinde lastik değiştiren minibüsü arkadan çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan İbrahim Yakışık hayatını kaybederken her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipleri tarafından Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis inceleme başlatırken otobanda bir süre trafik kontrolü sağlandı. Ankara'da 1. sınıf emniyet müdürü olan Ahmet Sula, yaklaşık 30 yıldır terör ve istihbarat şubelerinde çalışmasının yanı sıra sanatla ilgileniyor. Sula, 15 Temmuz anısına il il gezerek yaptığı eserleri sergiliyor. Ankara'da 1. sınıf emniyet müdürü olan Ahmet Sula yaklaşık 30 yıldır terör ve istihbarat şubelerinde çalışmasının yanı sıra sanatla ilgileniyor. Sula 15 Temmuz anısına il il gezerek yaptığı eserleri sergiliyor. Hat sanatından şiire, müzikten ressamlığa kadar birçok alanda çalışmalar yapan Sula, terörle verdiği mücadele kadar sanatçı kimliğiyle de tanınıyor. Gaziantep'te Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergiye Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı ve 1. sınıf emniyet müdürü Sula sergiyi 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak adına açtığını belirterek fiilen bu ülkeye güvenlik anlamında hizmet eden bir emniyet müdürüyüm. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu hafta hain bir darbe kalkışmasının yıl dönümü. Bunu unutturmamak adına bir turneye çıktık dedi. Malumunuz ülkemiz çok zor günlerden geçiyor ve bir hain darbe girişimiyle karşıya kaldı. Bu hafta onun 2. yıl dönümü. Bu sebeple böyle bir şeyi unutmamak, unutturmamak adına bir turneye çıktık. Bugün 2. günümüzde Gaziantep'teyiz. Gaziantep adı üstünde zaten Gazi. Benim zaten sanat anlayışım da mekanın, zamanın, birilerinin çekmesi lazım. Burası da o illerimizden bir tanesi. Bu turnemizde o yüzden buraya geldik. Büyükşehir Belediye'miz sağ olsunlar böyle bir işbirliğine girdik. Çok güzel bir sanat merkezi var burada. Burada gençlerimizle buluşmak, sanatseverlerle buluşmak benim için heyecan verici. Bu benim 26. kişisel sergim. Burada 100'e yakın çalışmam var. Bunların 25'i felsefi eser, yani Türk-İslam anlayışıyla, kültürüyle, sanatıyla ilgili. Ondan öncekilerde daha önceki çalışmalarım. Dolayısıyla retrospektif bir sergi. Çocukluğumdan başlayan bütün çalışmalarım burada. Tabii bir mesajımız, bir gayemiz de gençlerimize kendi medeniyetimizi, medeniyetimizin gücünü aktarabilmek, onlara bir rol model olabilmek, cesaretlendirmek, büyük düşünmelerini ve çalışmalarını sağlamak, buna ön ayak olmak, bu tür gayelerle bu buluşmaları yapıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.